Arkadaşlar merhaba, videomuzun konusu 9. sınıf İngilizce dersi ikinci dönem ikinci yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılının sorularının çözümü olacak. Kanalın 9. sınıf oynatma sitesinde zaten bir adet yazılı videosu var. 9. sınıf ikinci dönem ikinci yazılı videosu var. Onu birkaç hafta önce çektim erken çalışmak isteyenler için. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum daha sonra pişman olmamak açısından. Hala kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca videoları beğenmeyi ve altına da yorum yapmayı unutmayın diyorum ve soru çözümüne hemen başlıyorum. Birinci bölümde bize kutu içerisinde nicelik ifadeleri verilmiş. İşte bazı, birkaç, çok ya da az gibi bizim bunları boşluklara, uygun olan boşluklara yerleştirmemiz isteniyor bizden. Bir numaralı soruda kaç tane çocuğu olduğunu soracak Tony ve evet, sen ve Tony'nin kaç tane çocuğu var diyor. Dolayısıyla çocuklar sayılabildiği için benim buraya yazmam gereken ifade many ifadesi olacak. How many children do you and Tony have? Sen ve Tony kaç çocuğa sahipsiniz? I don't have, benim yok diyor. Patience, sabır demektir, sabrım yok. And I find jigsaw puzzles boring. Ve ben jigsaw puzzles, yapbozlar demek, yapbozları sıkıcı buluyorum. Şimdi olumsuz cümle ve soru cümlesinde çok derken biz much ve many'yi tercih ediyoruz. Sabır uncountable, sayılamayan bir kelime olduğu için burada da much kullanacağız. I don't have much patience. Benim fazla sabrım yok. We only have carrots. Bizim sadece diyor havuçlarımız var. We should go and buy some more. Biraz daha almamız lazım. Ben anlıyorum ki buradan o zaman birkaç tane havuçları var. Sayılabilenler için az derken a few kullanıyoruz. Dolayısıyla burada da a few kullanmamız gerekiyor. Birkaç avucumuz var. Can you give me, bana verebilir misin? Bilgi diyor. About the buses in the city center please. Şehir merkezindeki otobüslerle ilgili lütfen. Şimdi burada bir şeye dikkat edeceğiz. Teklif ve rica soruları bilgi isteyen sorular değildir. Aslında soruda any kullanılır. Olumsuz cümle ve soru cümlesinde any kullanılır. Ama bu bir rica sorusu olduğu için bana biraz bilgi verebilir misin diyor. Ve biz burada some'ı tercih edeceğiz. There was an explosion, bir patlama vardı at the factory, fabrikada. And people were injured, ve insanlar yaralandı. We don't know how many yet, henüz kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Şimdi burada tabii yani patlama oldu dedikten sonra ne kadar olduğunu bilmiyoruz demiş. Şunu yapabiliriz. Yani bakalım bizde mesela kaç tane var? 8 tane ifade var. Her biri bir kere mi kullanacak diye bir bakalım. Bu arada internet ortamından aldığım bir sınavı çözüyorum. Yani kendi hazırladığım bir sınav değil. O yüzden ben de sizlerle beraber ilk defa bakıyorum. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane unsur var burada. Ve şurada diyor ki bazı kelimeler diyor birden fazla kullanılabilir. Dolayısıyla ben şurada diyebilirim. Yani olumlu cümle olduğu için a lot of people diyebilirim. Yani birçok insan, a lot of people, çok insan yaralandı anlamında. Şimdi a lot of hem sayılabilen için hem sayılamayanlar için olumlu cümlede çok anlamında kullanılan ifadedir. Ama şuraya da bir parantez açmak istiyorum. Yani bilmiyoruz kaç kişinin yaralandığını henüz. Birkaç kişi yaralandı da olabilir. Bunu zaten bizim bilmemiz mümkün değil. Bunu ancak bu cümleyi kuran kişi bilebilir. When you go out, sen dışarıya çıktığında buy me, bana satın al diyor. Apple and a bottle of cake, coke. Yani şöyle elma ve bir şişe de kola al demiş. Şöyle diyebilirim ben. Ne diyeceğiz? Birkaç tane elma ve bir şişe de kola al derken, örneğin elmalar sayılabildiği için burada da a few'u kullanmak mümkündür. Ama eğer ben şimdi şöyle bir şey var, yani biz normal şartlar altında ülkemizde gidip de bir tane elma almıyoruz ama bir tane elma da alınabilir sonuç itibariyle. Artık bizde de alınıyor zaten. A few apple olabilir, an apple olabilir, bir elma olabilir. Yani dolayısıyla ben gene burada a few'u tercih ediyorum. Yani bir şişe kolayla birkaç elma al desin. Bu açıklamayı niye yapıyorum arkadaşlar? Çünkü sonra videonun altında soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya şunu da kullansak olmaz mıydı? Bunu da kullansaydık olmaz mıydı? Sonuç olarak söylüyorum. Burada an apple, eğer bana bir elma al diyorsan,
and kullanırsın. Birkaç elma al diyorsan if you kullanırsın. Zaten instruction yani talimatımız bize ne söyledi? Bazı kelimeler birden fazla da kullanılabilir dedi. Hepsini de birer kere kullanın diye bir şart da koşmadı. I don't need advice from you. Bakın, advice tavsiye demektir. Senden tavsiyeye ihtiyacım yok. Yani senin tavsiyene ihtiyacım yok. You don't understand the problem. Sen problemi anlamıyorsun. Dolayısıyla ben ne demiştim? Olumsuz cümle ve soru cümlesinde any kullanıyoruz. Yani senin hiç tavsiyene ihtiyacım yok diyoruz. Dolayısıyla burada any'yi kullanabiliriz. Ve tekrar bir kere daha hatırlatıyorum. Şurada if you yerine eğer bana bir elma al diyecekseniz demek istediğiniz buysa any de kullanabilirsiniz diyoruz ve birinci bölümü tamamlıyoruz. İkinci bölümde bize kutu içerisinde ifadeler verilmiş ve diyaloğu bunlardan uygun olanıyla tamamlamamız isteniyor. Bakıyorum buraya soru yazılamıyor, bunu görüyorum. O yüzden ben araçlarımı açacağım ve kendi araçlarımla yazmak istiyorum yazıyı buraya. Şöyle alayım, yukarıya doğru alalım. Evet. Araçlarımızı da aldıktan sonra uygun bir yere yazmaya başlayabiliriz. How about ne dersin demek? Celebrate kutlamak. Would, will'in ikinci hali gibi düşünebilirsiniz. Bir de işte ricalarda kullanıyoruz. Mesela ve tekliflerde kullanıyoruz. Mesela would you like to drink something? Bir şey içmek ister misin? Gibi. Throw, fırlatmak demektir normal şartlar altında. Ama parti vermek derken kullandığımız bir fiil ayrıca. Shall de eski zamanlarda gelecek zaman için will ile beraber kullanılan bazı öznelerle I'la ve we ile kullandığımız modulumuz. Ama şu anda biz öneri kalıbında shall I şeklinde I öznesiyle birlikte ya da shall we şeklinde. Şimdi mesela shall I derken öneri getirmek için kullanıyoruz. Şöyle yapayım mı edeyim mi? Shall we derken de gene öneri getirirken şöyle yapalım mı edelim mi anlamında kullanıyoruz. Yani burada ne var? Öneri ifadeleri var. How about'tur örneğin, shall'dir öneri ifadesi ve bununla beraber de would da öneri getirirken kullanılan bir ifade ama bununla beraber iki tane de fiilimiz var. Şimdi hello Peter, merhaba Peter, let's diyor, haydi. A graduation party, bir mezuniyet partisi for Kate. Yani Kate için bir mezuniyet partisi verelim diyecek. Parti vermek için throw kullandığımızı az önce söylemiştim. Dolayısıyla burada throw doğru cevap olacak. I'd like to, would like to, want'ın istemeni kibarcası demek. I'd like to her graduation with a great party. Ben onun mezuniyetini harika bir partiyle ne yapmak istiyorumdur? Celebrate, kutlamak istiyorumdur. Dolayısıyla buraya da celebrate yazacağız. Celebrate'e uygun boşluğa koyduk. Devam ediyoruz. That sounds great, bu harika diyor Peter'da. Ve ne zaman? Şimdi next Friday demiş, önümüzdeki cuma. O zaman burada ne diyebilir? Önümüzdeki cumaya ne dersin? Önce bir öneri getirecek. How about next Friday? How about next Friday? Önümüzdeki cumaya ne dersin? I'm sorry, üzgünüm. I can't join you on Friday. Size katılamam. Cuma günü I'm going to be on a business trip. Ben bir iş seyahatinde olacağım bu hafta sonu dedi. Bunun üzerine Eliza bakın ne diyor? What about ile how about ikisi aynı anlamdadır. Aynı, onu da söyleyelim. Bu sefer what about kullanıyor. Peki salı akşamına ne dersin? Okay, tamam diyor. That would be great. Bu harika olur. Şimdi I bring anything. Ben bir şey getireyim mi diyecek. Yapayım mı edeyim mi ifadesi shall I şeklinde kurulur İngilizce'de. Dolayısıyla burada olması gereken de shall'dir. Shall I bring anything? Ben herhangi bir şey getireyim mi? I'm going to prepare some snacks. Ben bazı atıştırmalıklar hazırlayacağım. And sandwiches ve sandviçler. So, dolayısıyla you mind buying the drinks. Şimdi would ifadesi you ile birleşip ardından da fiilin sonuna ing aldığında sakıncası var mı anlamında kullanılan bir rica ifadesidir. Dolayısıyla would you mind diyeceğiz. Would da burada kullanılmış olacak. Would you mind buying? Evet. Would you mind buying the drinks? Senin içecekleri getirmenin bir sakıncası var mı? Alright, tamam diyor. I'll do that. Ben onu yapacağım. Okay'den tamam öyleyse. See you on Tuesday. Salı günü görüşürüz. Take care. Kendine iyi bak. Şimdi arkadaşlar siz isterseniz videoyu burada durup inceleyebilirsiniz. Ben bunları sileceğim. Sebebi de şu. Bakın kaydığı zaman kağıt ekranda yazılarda kayıyor. O yüzden bu kısmı temizleyerek yolumuza devam ediyoruz.
C bölümünde bizden present continuous şimdiki zaman ya da geniş zaman arasında bir seçim yapmamız isteniyor. Tabii bunu yaparken cümlenin yapısı ya da cümledeki zaman zarfı çok önemli olacak. Bakıyorum, let's verilen fiili uygun olan tense'de kullanacağız şimdiki zaman ya da geniş zaman. Let's go out, hadi dışarı çıkalım. It not rain now. Olumsuzluk vermiş burada. Neden çıkalım? Çünkü şu an yağmur yağmıyor. Now dediği için şimdiki zaman olacak. Dolayısıyla ne demem lazım? Ha, bakayım. Eğer yazı yazılabiliyorsa bu arada burada normal şekilde yazmak istiyorum. Evet, yazılabiliyormuş. It isn't raining now diyorum. Devam ediyoruz. Julia is very good at languages. Julia dillerde, dil konusunda çok iyidir. O dört dili çok iyi konuşur. Ha, şimdi bir dil konuşmak geniş zamanlıdır. Dolayısıyla geniş zaman olacak ve öznemiz she olduğu için speak fiili s takısı alacak. She speaks diyoruz. Hurry up, acele et. Everybody wait for you. Herkes seni bekliyor. Acele et demesinden burada bu cümlenin şimdiki zaman olması gerektiğini anlıyoruz. Everybody her tekil kullanılan bir ifadedir. Herkes olsa bile İngilizce'de bunun kullanımı tekildir. Dolayısıyla everybody is waiting for you diyoruz. Herkes seni bekliyor. Ron is in London at the moment. Ron şu anda Londra'da. Bakın bu şu andaya dikkat edeceğiz. He stay at the Park Hotel. Park Hotel'de kalıyor diyeceğiz. Çünkü belli ki geçici bir süre için orada. O yüzden şimdiki zamanı kullanıyoruz. He is staying diyorum. He is staying at the Park Hotel. Ha, şimdi ikinci cümlede always var. O her zaman orada kalır. Londra'da olduğunda. Dolayısıyla burası geniş zaman. Sıklık zarfı always fiilden önce kullanılır. He always diyorum. He always. Stay'e de dikkat ediyorum. Öznem benim he olduğu için mutlaka s takısı da koyacağım. Şu always'in sonundaki s beni yanıltmayacak. Devam ediyoruz. D bölümünde simple past or present perfect, dili geçmiş zaman ya da present perfect kullanın diyor. Şimdi dili geçmiş zamanda fiillerin ikinci halini kullanıyoruz. Present perfect'te ise have ya da has yardımcı fiilini özneye göre ve fiilini de üçüncü halini kullanıyoruz. Zaman net ve belli olduğu zaman bir eylemi yaptığımız geçmişte hangi zamanda yaptığımız net veriliyor belliyse dili geçmiş zaman kullanıyoruz. Zaman vermeden bir işi yaptığımızı söylemek ise present perfect tense ile ifade edilir. Ya da eğer bir süreç anlatıyorsak geçmişte başlayıp şu ana kadar gelen o da süreç, o da present perfect tense ile ifade edilir. Helen ever try sushi? Şimdi burada Helen ever var burada bugüne kadar hiç anlamında sushi'yi denedi mi diyor. Bu ever bakın geçmişte net bir zaman falan yok. Üstelik bugüne kadar ifadesi var. Cümleyi present perfect tense yapmamız gerektiğini bize gösteriyor. Has Helen ever tried diyoruz. Düzenli fiiller ikinci ve üçüncü hali aynıdır. You go to the wedding last night. Bakın dün gece diyor. Geçmişte net bir zaman var. O zaman bu cümle simple past tense olacak. Did you ve did o soru cümlesi ve olumsuz cümlede did ve didn't vardır. Soru cümlesi ve olumsuz cümlede bu nedenle fiil birinci hale geri döner. Did you go to the wedding last night? Dün gece düğüne gittin mi? Ever bugüne kadar denedir. Onun olumsuzu never da bugüne kadar hiç demektir. Ever ve never ikisi de present perfect tense'i gerektirir. I have never been to Paris diyeceğiz. I ile have yardımcı fiilini kullanıyoruz present perfect tense'de. Be fiilinde üçüncü hali been'dir. I have never been to Paris. Ben hiç Paris'te bulunmadım. This year, bu yıl, ben diyor travel to Athens 3 times so far. Bakın şu so far matematik gibidir. Present perfect tense'i gerektirir. Çünkü şu ana kadar demektir. Bu yıl şu ana kadar. Biz bu yılın başında başlayıp şu ana kadar devam eden bir süreci anlatıyoruz. Dolayısıyla present perfect kullanacağız. I have traveled diyeceğim. I have traveled to Athens. Paul and Judith married since 1990. 1998'den beri evliler. Ha, 98'de başlayıp bugüne kadar gelen bir süreç. Bu da present perfect olacak. Paul ve Judith çoğul özne olduğu için have kullanacağım. Been'in üçüncü halinde been olduğunu söylemiştik. Have been married. You finish your homework yet. Şu yet'e dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu present perfect tense'de olumsuz cümle ve soru cümlesinin sonunda kullanılır. Dolayısıyla cümlemiz present perfect tense olmalı. Öznemiz you olduğu için yardımcı fiilimiz have. Have you finished? Finish düzenli fiildir.
İkinci ve üçüncü hala aynıdır ve iyiydi eki alır. I visited many different countries so far. Bakın gene so far geldi şu ana kadar. O zaman bu cümle present perfect olacak. I have visited diyorum. I have visited. Birçok ülke şu ana kadar ziyaret ettim, gezdim. Last summer ama şimdi farklı bir zaman zarfı geldi. Geçen yaz deyince net geçmişte kalmış bir zamanla karşı karşıyayız. Burası simple past'a dönecek artık. Last summer I went. Geçen ay ben İtalya'ya gittim. And 3 years ago, 3 yıl önce de öyledir. Burada da geçmişte net bir zaman var. Bu da simple past olacak. Be fiili simple past'ta was'dır. I was in Spain, İspanya'daydım. Ha, ama bakın bu cümlede yet var sonunda. Burası present perfect olacak. I haven't visited Germany yet. Henüz Almanya'yı ziyaret etmedim ya da Almanya'yı gezmedim. Bu bölümü de tamamladıktan sonra şimdi E bölümüne geçiyoruz. Bakın E bölümünde neler var? Bir takım zaman zarfları var. Bunlar present perfect'in zaman zarfları. Since ve for süreç oluşturmaya yarar. Since'den beri demektir. For toplam süreci verir, şu kadar zamandır demektir. Yet olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesinde present perfect'te cümle sonunda kullanılır. Just henüz demektir. Already çoktan ya da zaten demektir. Bu have has yani yardımcı fiil ve fiil arasında kullanılır bunlar. Ever ve never da aynı şekilde cümle ortasında yardımcı fiil ile fiilin arasında kullanılır. Ever'ın bugüne kadar olduğunu, never'ın da onun olumsuzu bugüne kadar hiç demek olduğunu az önce söyledik. Şimdi burada bir soru var. Have you been to America? Sen hiç Amerika'da bulundun. Been'e dikkat edin. Bu present perfect bir cümledir. Tabii bugüne kadar diyeceğiz. Dolayısıyla ever olacak. Do you hear the noise? Gürültüyü duyuyor musun? Sesi duyuyor musun? The train has just arrived. Sesi hala duyduğumuza göre henüz vardı diyeceğiz, geldi diyeceğiz. Just. No, your cousin hasn't come to the party. Hayır, senin kuzenin partiye gelmedi. Cümle sonunda olduğuna göre boşluk henüz diyeceğim ve yet diyeceğim. Can you open the door? Kapıyı açabilir misin? Oh, it is. Şimdi birisi soruyor, diyor ki kapıyı açabilir misin? Öteki diyor ki oh, diyor, it is already open. O zaten açık. It is already open. Your daughter, senin kızın diyor, has returned home, eve dönmek. You don't have to worry anymore, artık endişe etmene gerek yok. Şimdi karşıda endişeli bir insan varsa kız çoktan gelmemiştir eve. Henüz geldi diyeceğiz, o yüzden burada just'ı kullanabiliriz. Haven't you finished your food? Bakın bu bir soru cümlesi, soru cümlesi olumsuz, cümle sonunda ise boşluk, yet kullanıyoruz. Yemeğini henüz bitirmedin mi? No, I'm still eating, mom. Hayır, anne, hala yiyorum. We have been friends. Biz arkadaşız diyor. We were children. Çocukluğumuzdan beri diyeceğiz. Bakın boşluktan sonra cümle varsa süreç oluştururken since'i kullanırız. Dolayısıyla since we were children. Joe and Tina have lived in England. Joe ve Tina İngiltere'de yaşadılar. Burada ise toplam süreç var. 10 yıldır toplam süreç varsa boşluktan sonra o zaman for kullanıyoruz. My brother has worked hard. Benim erkek kardeşim sıkı çalıştı, yoğun çalıştı. The beginning of February, Şubat'ın başı. Ha, Şubat'ın başından beri diyeceğim için, olayın başlangıç zamanını verip o zamandan beri diyeceğim için since'i kullanıyorum. We have stayed at our friend's house. Biz arkadaşımızın evinde kaldık. Bakın a long time, uzun bir süre. Gene toplam süreç verdiğimiz için a long time'a da for kullanıyoruz. For a long time. F bölümde bizden should, shouldn't, have to, don't have to, doesn't have to ve mustn't kullanmamızı istiyor. Should yapman gerekir demek, gerekir demek. Shouldn't yapmamak gerekir demek. Have to zorunda olmak. Don't have to zorunda olmamak. Don't have to ve doesn't have to. Mustn't da just demek, yasaklama demek. Yapmamak, yapmamalısın demek. Bunlar modallar yani kipler. Peki nedir bunlar? Fiilden önce kullanıp İngilizce'de fiilin hangi duygu, düşünce ile yapılacağını ifade etmeye yarayan kelimecikler, kelimeler. Her eyes hurt all the time. Onun gözleri sürekli acıyor. She stopped watching too much TV. Ya burada bir tavsiye vereceğiz. She should stop. Onun çok fazla televizyon izlemeyi bırakması gerekir. I wear a helmet. Ben kask takmak diyor. And goggles ve koruyucu gözlük at work iş yerinde. They are for my safety. Onlar benim güvenliğim için. Eğer zorundayım diyeceksek have to kullanacağız. Dolayısıyla I have to. İş yerinin kuralı bu çünkü. Kuralları, kanunları have to ile ifade ediyoruz.
You eat or drink anything around the pool. Sen havuz çevresinde herhangi bir şey yemek ya da içmek. It is the rule. Bu kural. Havuz çevresinde herhangi bir şey yiyip içmemelisin. Just olacak burada. Burada da mustn't kullanacağız. Kylie bring her own lab coat. Kylie kendi laboratuvar önlüğünü getirmek fen dersi için. She can use the ones in lab, laboratuvardakileri kullanabilir. Onları kullanabilirse o zaman Kylie she olduğu için doesn't have to diyeceğiz. Getirmek zorunda değil. Doesn't have to. Daniel always goes to school on an empty stomach. Daniel daima okula boş mideyle gider. Yani aç karnına gider. He lives without having breakfast. O zaman ona bir tavsiye vereceğiz. Kahvaltı yapmadan gitmemesi gerekir. O yüzden de burada neyi kullanacağız? Shouldn't'ı kullanacağız. G bölümüne bakıyorum. Fill in the blanks with the suitable verbs below. Aşağıdaki kelimelerden uygun olanıyla ne yapın diyor. Doldurun boşlukları. Bir tane de ekstra var demiş. Hurry up, acele edin lütfen. We will miss the time of the flight. Şimdi niye acele ediyoruz? Çünkü biz şöyle söyleyeyim. Burada harvest hasat demektir. Önce kelimelerin anlamını vereyim. Departure kalkış. Robbery soygun. Castle kale. Better safe than sorry. Yani güvende olmak üzgün olmaktan daha iyidir. Pişman olmaktan. Heal iyileşmek. Prescription, reçete, civilization, uygarlık, buckets, buketler. Feel on the top of the world, çok mutlu hissetmek, ayakları yere basmamak, çok mutlu olmak. Think twice, da iki kere düşünmek. Burada ne diyor? Acele et lütfen. We will miss the time of the flight. Biz departure o zaman. Yani uçağın kalkış vaktini kaçıracağız diyor. Departure. In summer, yazın, is very common, çok yaygındır. Because people generally, çünkü insanlar genellikle go on vacation. Vacation, tatile giderler and leave their houses for a long time ve uzun süre evlerini terk ederler. Böyle olunca kimlere gün doğuyor? Hırsızlara. Dolayısıyla burada da robbery, soygun diyeceğiz. I sprained my ankle. Ben ayak bileğimi burktum and the doctor says ve doktor söylüyor. It will heal. İyileşeceğini söylüyor. Heal. Within 2 weeks, 2 hafta içerisinde. Because of yüzünden demektir. Berbat öksürüğüm yüzünden the doctor has written me, doktor bana yazdı. A prescription, bir reçete yazdı. Bir reçete yazdı. Which is ki o reçete full of different types of pills. İşte çok farklı türden neyle dolu? Haplarla dolu. Turkey was home, Türkiye eviydi diyor. To many different, çok farklı was dediği geçmişte neylerin eviydi? Civilizations, hatta yazmaya bile gerek yok. Şuradan alayım, kopyalayayım. Çok farklı uygarlıkların eviydi. This is from the 15th century. Bu diyor 15. yüzyıldan. But it still stands on top of the hill gloriously. Ama hala tepenin üstünde duruyor. Pardon arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde. Yani o yüzyıldan kalsa kalsa ne kalır? Castle, yani kale kalır diyoruz. Kareyi de buraya yazıyoruz. They are going to enjoy place. Onlar tadını çıkaracaklar. Place of sweets. Tatlı tabaklarının sweet dishes. And have boxes of candies. Ve ne yapacaklar? İşte kutularca şekerleme yiyecekler. O zaman they are going to feel on top of the world. Ne yapacak? Ayakları yere basmayacak. Yani çok mutlu olacaklar. The villagers are, köylüler, going to the mustard flowers, hardal çiçeklerini, and sell them. Ne yapacaklar bunlar da? Harvest, hasat edecekler. Hasat edecekler ve onları satacaklar diyoruz. Shops are going to sell, dükkanlar satacaklar, of yellow flowers. Sarı çiçek buketleri satacaklar. Evet, şimdi bakıyorum, if you don't want to regret, eğer pişman olmuyorsan, you should be cautious. Ne yapman gerekir senin? Tedbirli olman gerekir. Şimdi means diyor, anlamına gelir. Peki ne anlamına gelir? If you don't want to regret, pişman olmuyorsan tedbirli ol anlamına gelir. Şu gelir arkadaşlar, better safe than sorry. Yani tedbir almak sonradan üzülmekten nedir? Daha iyidir diyoruz.
Better safe than sorry. Alalım onu da şöyle. Tamam. Ve yapıştırıyoruz. Tamam. Şimdi burada da şu var. Write a short paragraph about your future plans. Gelecekle ilgili planlarınızı içeren 5 tane cümle yazın demiş. Arkadaşlar bu kanalın oynatma listesindeki ilk yazılı videomda bunu zaten yaptım. Şimdi bu videonun süresini uzatmak açısından tekrar yapmıyorum. O videoya gidip o videonun sonunda bu bölümü de izleyebilirsiniz diyorum ve sınavda hepinize şimdiden başarılar diliyorum.